Selamlar. Bugün Photoshop üzerinde mask nasıl yapılır onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Photoshop üzerinde iki türlü maskeleme tekniği kullanacağız. Şimdi bir arka plan var. Gördüğünüz gibi bu manzara fotoğrafı ve ayrıca bir de araba var. Bu arabayı bu manzara fotoğrafının üzerine yerleştireceğiz. Yerleştirirken de bazı renk düzenlemeleri yapmaya çalışacağız. Bunun için de maskelemelerden faydalanacağız. Birinci yöntem, arabanın örneğin gölgelerinin yoğun olduğunu düşünüyoruz. Ya da bir yerini silmemiz gerekiyor. Yani bu birçok işlem için olabilir, yapılabilir. Şimdi bir maskın üzerinde nasıl çalışılır onu göreceğiz. İlk yapmamız gereken şey, layer'ı seçip araba layer'ını seçip alt kısımdan bu ikonu seçmek. Yani Add Layer Mask seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi araç layer'ın üstüne bir tane bu şekilde maske oluşmuş oldu. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da sol taraftaki renk seçimleri. Mutlaka ve mutlaka siyah üstte ve beyaz altta olması gerekiyor. Bu şekilde uyguladıktan sonra örneğin gölge kısımlarını biraz azaltmayı deneyelim. Yani daha doğrusu silme yapmayı deneyelim. Yani bu tekerleği çıkarmak da olabilir. Yapmamız gereken şey B kısa yoluyla brush aracını almak veya kontrol panelim üzerinden brush tool'u seçmek. Şimdi brush'ı aldıktan sonra siyah üstte beyaz altta. Bunu da yaptıktan sonra brush boyutunu ayarlıyorum ve görüldüğü gibi maske kısmı seçiliyken boyama yapıyorum. Burada ters bir işlem var. O yüzden bu kafanızı karıştırabilir. Ama mantığı anlarsanız çok faydalı bir işlem bu. Gördüğünüz gibi burada her şeyi silebilirim. Şimdi bunun bize avantajı nedir derseniz eğer, burada yaptığım işlemde kesinlikle ve kesinlikle fotoğraf silinmiyor. Yani araba görseline hiçbir zarar gelmiyor. Arka plan gördüğünüz gibi görünüyor. Arabaya hiçbir zarar gelmiyor. Geri dönebileceğimiz bir çalışma haline geliyor. Şimdi mesela dedik ki tekerleği fazla sildik ya da burada fazla bir silme işlemi yaptık. Bunu nasıl geriye alırız? Bu sefer de silgi aracını alıyoruz. Yani ters işlem. Brush'la siliyoruz. Silgiyle de geri getirebiliyoruz. Şimdi de E kısa yolunu kullanalım. Yine layer'ı seçelim. Eraser tool. Şimdi eraser tool'u gördüğünüz gibi boyama yaparsam eğer maskede bu şekilde her şey geri gelmeye başlıyor yeniden. Burayı %100 yapalım. Burayı da %100 yapalım. Yumuşaklık. Şimdi her şey eski haline dönecek. Yeniden brush aracımı alayım. Hafifçe gölgeyi azaltayım şöyle. Mesela böyle bir düzenleme yapmaya karar verdim. Çok hafif bir düzenleme yaptım. Bu kadar. Ya bu daha geniş olabilir. Artık size kalmış veya çalışmanıza bağlı olarak hareket edebileceğiniz bir durum. Şimdi bunun dışında bir maskeleme yöntemi daha var. Yani bir layer'ın sadece o layer'ı etki edecek bir özellik bu da. Hemen yeni bir layer açalım. Ctrl Shift Alt N kısa yoluyla veya alt kısımdan şu ikonla yeni bir layer açabiliriz. Bu seçtiğimiz layer'ı bir boyayalım. Yani bir mesela bu arabanın rengini değiştirmeye karar verdik. Rengiyle alakalı bir düzenleme yapmaya karar verdik. Şimdi bu şekilde boyayalım. Gördüğünüz gibi hani böyle pek dikkatli bir şekilde boyama işlemi yapmıyorum. Sadece arabanın kapanmasını istediğim yerleri boyuyorum. Dışarılara doğru taşırıyorum. Hiç önemli değil. Evet, boyama işlemi tamam gibi. Şimdi bunu sadece arabanın üzerine etki edecek şekilde düzenleyelim. Yani iki diğer maskeleme yöntemimizi kullanalım. Alt tuşuna basılı tutuyorum ve tam iki layer'ın arasına, yani araba ve boyadığım layer'ın arasına bir ikon geliyor. Alt tuşuna basılı tuttuğum zaman. Mouse'la tıkladığım zaman göründüğü gibi burada boyama yaptığım layer direkt arabanın üzerine
geçmiş oldu. Herhangi bir dışarıdaki o taşırmalar vesaireler görünmüyor. Şimdi de karıştırma seçeneklerinden örneğin Color Dodge seçtiğim zaman araba üzerinde bir renk değişimi oldu. Enter diyelim karıştırma seçeneklerine. Şimdi kaldıralım ve farkı görelim. Böyle bir değişim oldu. Mesela bu renkle daha sonradan oynamak istersem Ctrl U kısa yolunu kullanıp Hue Saturation'dan örneğin bu renkte değişimler yaratabilirim bu şekilde. Mesela böyle. Ya da herhangi bir renk de seçebilirim bu şekilde. Mesela kırmızılıkları artırıp azaltabilirim. Ya da başka renklere geçebilirim. Yani etrafla daha uyumlu bir kompozisyon oluşturabilirim. Yani burada anlatmak istediğim iki maskeleme tekniğimiz vardı arkadaşlar. Birincisi bu şekilde, ikincisi de bu şekilde. Bunlar hani bunlarla ilgili birçok örnekleme yapılabilir. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz sorularınızı. Ben de yeni videolarla veya yeni örneklerle geliştirmeye çalışırım bu eğitimi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.